Arkadaşlar merhaba, Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde C#'ta sürükle ve bırak özelliğini form üzerindeki işlevlerini anlatacağız. Bir tane formumuz var. Gördüğünüz gibi bu formumuza bir tane panel sürükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir panelimiz var. Panelimin özellikleri sağda açıldı. Buradan allow drop özelliğini true yapacağız. Sürükle bırak özelliklerini kullanacağımız için buradan bunu true yapın. Şimdi border style ilk önce bir çalıştırıp gösterelim. Gördüğünüz gibi panelimiz görünmüyor. Bunu görünür hale getirelim. Border style'dan fixed single'ı seçerek panelimizi görünür hale getirdik. Panelimin olaylarına bakacak olursam şöyle bir şimşek şeklinde görünen simgeye tıkladığımda olaylarım açılıyor. Bugün biz drag over olayımı kullanacağız. İlk önce çift tıklayarak kod sayfama eriştim gördüğünüz gibi. Burada bir tane olay yaratılmış E adında. Onu kullanacağız. E.effect bir tane efekt vereceğiz. Eşittir drag drop effects all. Bunun anlamı da sürükle bırak efektini vermek. Efektini yalnızca. Programımızı çalıştırdık. Programın bir tane dosya alacağım. Gördüğünüz gibi İmlecimin şekli şekildeki gibi değişti arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Ucunda bir artı işareti oldu. Gördüğünüz gibi efektim bu şekilde olacak. Programımı çalıştırmayı sonlandırırım. Efektim bu şekilde olacaktı. Bir tane daha olay tanımlayalım. Drag drop adında olacak bu da. Onu da bulalım. Çift tıklayalım bulduğumuz yerden. Bir tane değişken tanımlayacağız ilk başta. Bir dizi string olacak. E.data.getData. Buradaki kodu yazmamızdaki amaç bir tane dosya bırakıldığında panele bize bir işlem yaptıracak. Biz de bu işlemi belirleyeceğiz şimdiki kodumuzda. Bir tane for each döngümüz olacak. String as döngümün içine yazacağım bunu. In files. Files değişkenimin içinde s adında bir string değişkenim oluyor. Şimdi de bir tane message box görüntületelim. Buradaki s panelimize sürüklediğimiz dosyanın uzantısını verecek. S'i biz döngünün içine aldık. Asıl konumu burada arkadaşlar. Datayı almaya başladığımızda konumunu da almayı buradan sağlıyoruz. Şimdi çalıştıralım. Kodum yanda. Bir tane XML dosyam var. Onu sürükledim, bıraktım ve gördüğünüz gibi konumunu bize belirtti mesaj box'ımız. Başka bir dosya sürükledim. Onun da aynı şekilde gördüğünüz gibi sürükle bırak yaptığımda konumunu belirtti bize. Gördüğünüz üzere sürükle ve bırak olaylarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardır. İyi çalışmalar.